Birinci soru. F, R eksi A'dan R eksi B'ye tanımlı birebir ve örten F fonksiyonu biçiminde veriliyor. Buna göre F, B kaçtır denmiş. Buradan A'yı ve B'yi bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi tanım kümesinde dikkat edildiği gibi bakın R eksi A. Bu A paydayı sıfır yapan değerdir. Şimdi 2x eksi 1'i biz sıfıra eşitlediğimizde 2x 1 olur. Buradan x 1 bölü 2 çıkar. Bu A'dır arkadaşlar. Çünkü x yerine 1 bölü 2 yazarsak paydayı 0 yapar. Dolayısıyla tanımsız olur. Şimdi A yerine biz 1 bölü 2 yazdığımızda f fonksiyonu şöyle olacak. Bakın fx eşittir. 3x eksi 1 bölü 2 bölü 2x eksi 1. F'in tersini bulalım şimdi. F eksi 1x. Şimdi burada arkadaşlar 3x eksi 1 bölü 2 bölü 2x eksi 1'i t gibi bir sayıya eşitleyelim. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 3x eksi 1 bölü 2 eşittir 2xt eksi t oldu. Şimdi bu t'yi sol tarafa geçirelim. Buradaki 3x'i de sağ tarafa geçirelim. Burası t eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi burası da 2xt eksi 3x oldu. Şimdi sağ tarafı x parantezine alırsam 2t eksi 3 olur. Eşittir t eksi 1 bölü 2. Her iki tarafı 2t eksi 3'e böldüğümüzde bakın şöyle olacak. T eksi 1 bölü 2 bölü 2t eksi 3 olacak. Bu x'e eşit. Şimdi bu t'leri x yaptığımız arkadaşlar şöyle olacak. Bakın x eksi 1 bölü 2 bölü 2x eksi 3. Burada paydayı 0 yapan değer b değeridir. Yani 2x eksi 3'ü 0'a eşitlediğimizde 2x eşittir 3 olur. X de eşittir 3 bölü 2 çıkar. Şimdi b'yi bulduk arkadaşlar. B 3 bölü 2 imiş. Soruda fb sorulmuş arkadaşlar. F fonksiyonu şuydu. Burada x gördüğümüz yere 3 bölü 2 yazalım. 3 çarpı 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 eksi 1. Şimdi şurası arkadaşlar 9 bölü 2 eksi 1 bölü 2 8 bölü 2'den 4 olur yukarısı. Aşağısı da ikiler sadeleşir. 3 eksi 1'den 2 olur. 4'ü de 2'ye böldüğümüzde işlemin sonucunu 2 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı birebir ve örten f ve g fonksiyonlarının grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bu iki fonksiyon y eşittir x doğrusuna göre simetrik ise bunlar birbirinin tersidir. Yani arkadaşlar f g'nin tersidir. G de f'in tersidir. Şimdi birinci maddeye bakalım. Foc x denmiş. Foc x'e eşit yani birim fonksiyona. Burada g yerine f'in tersi yazarsam f birleşim f'in tersi eşittir x'tir. Evet bakın bir fonksiyonla tersini birleştirdiğimizde x'i buluruz. Bu her zaman doğrudur arkadaşlar. İkinci maddeye bakalım. G'nin tersi birleşim f eşittir x. Şimdi g'nin tersi bakın normalde f'e eşit. O zaman f birleşim f her zaman x olmaz arkadaşlar. Bakın üstteki gibi olsaydı f ile f'nin tersinin birleşimi x olurdu ama bu olmaz. Üçüncüye bakalım. Burada f'nin tersi var. F'nin tersi g idi. G birleşim g oldu bakın burası. Burada da f'nin tersi var. F'nin tersi g idi. Burası da g birleşim g oldu. Dolayısıyla iki taraf da aynı olduğu için bu da her zaman doğrudur. Doğru olanlar 1 ve 3 olduğu için doğru cevap E şıkkıdır. Üçüncü soru. Uygun koşullarda tanımlı birebir ve örten f ve g fonksiyonları veriliyor. Olduğuna göre f-1 birleşim g2 kaçtır? Bizden istenen şu. Bunu bir açalım arkadaşlar. f-1 g2. Şimdi g2'yi bulmamız lazım. g2. Bakın burada tersi verilmiş. Burada x yerine ne yazarsam sonuç 2 olur. 1 bölü x 2 ise arkadaşlar x buradan 1 bölü 2 çıkar. Şimdi şurada x yerine 1 bölü 2 yazdığımızda bakın 1 bölü 2 artı 1 bu 3 bölü 2 olur. Buradan arkadaşlar f eksi 1 3 bölü 2 çıktı bakın. Bize f 3 bölü 2 lazım. Şimdi f eksi 1 3 bölü 2 arıyorum ya. Şuraya göre yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunun tersi olacak. Ters olduğuna göre şurasının 3 bölü 2 olması için burada x yerine ne koymamız lazım? O halde 2x artı 1'in 3 bölü 2 olması için buradan 2x eşittir 3 bölü 2 eksi 1 olur. 2x eşittir 1 bölü 2 çıkar. X de arkadaşlar 1 bölü 4 olmuş olur. 1 bölü 4 eksi 1
1 de arkadaşlar 4 bölü 4 olduğu için bu işlemin sonucu eksi 3 bölü 4 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Dik koordinat sisteminde birebir ve örten f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Şimdi şu ifadeyi düzenlersek arkadaşlar. F, g eksi 1, tekrar f, a eşittir 1'miş. Şimdi burada f fonksiyonu 1'e eşit olmuş. Şimdi f a. Bakın f a şurası arkadaşlar. Bakın f fonksiyonu da a şurası yani. Bize şunu soruyor. Şimdi buraya t diyelim. Böyle bir değer olsun. Şimdi f a t'ye eşit. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. G'nin tersi t nedir? Şimdi g fonksiyonunda x yerine a koyduğumuzda t bulunuyor. O zaman g eksi 1 t de a olmak zorunda. En son şu hale geldi arkadaşlar. F a eşittir 1 oldu. F a 1 oldu. Demek ki arkadaşlar t 1'miş. Bakın bunu siliyorum. Buraya 1 yazıyorum. Burası 1'miş. Biz şimdi a'yı bulacağız. Bakın burada dik üçgenimiz var. Şu şekilde. Burada da aynı şekilde bir dik üçgenimiz var. Şimdi arkadaşlar şurası 1 birim. 1 birim. Şurası da 4 birim. Şimdi benzerliğimiz 1'in 4'e oranıdır. Şimdi şurası arkadaşlar. Bakın bilmiyorum ben. Bunun şunun tamamına oranı. Buraya b dersem b bölü 2 oluyor. Buradan b arkadaşlar 1 bölü 2 çıkar. Yani şu mesafe 1 bölü 2. Tamamı 2 idi. O zaman 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsam A noktasını 3 bölü 2 olarak bulurum. Doğru cevap E şıkkıdır. Beşinci soru. Uygun koşullarda tanımlı birebir ve örten F fonksiyonu için olduğuna göre F eksi 1, 1 kaçtır? Şimdi F eksi 1, 1 sorulmuş bize. Bu şu demek arkadaşlar. F fonksiyonunda X yerine ne yazalım ki bu 1'e eşit olsun? Bakın şurası 1'e eşit olacak. O halde 1'e eşit diyelim. Eksi 2x artı 1 eşittir 1. Buradan eksi 2x 0'a, x de 0'a eşit olur. X 0 ise şurada yerine yazalım arkadaşlar. F fonksiyonu. X yerine 0 yazdım. 0 artı 2, 2. 0 eksi 2, eksi 2. Eşittir 1. 2'yi de eksi 2'ye böldüğümüzde f eksi 1 eşittir 1 çıktı. Bakın f eksi 1, 1'miş. O zaman f tersinde 1 ise arkadaşlar eksi 1 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru f ve g fonksiyonları tanımlı oldukları aralıklarda birebir ve örtendir. Olduğuna göre f çarpı g eksi 1 4 kaçtır denmiş. Şimdi bunu düzenleyelim arkadaşlar. Bu şu demek. F 4 çarpı g'nin tersi 4. Bunu bulacağız. Önce f 4'ü bulalım. Burada f'in tersi verilmiş arkadaşlar. O halde şu x eksi 1'i 4'e eşitleyelim. X eksi 1 4 iken x 5 olur. Bakın burada x yerine 5 yazdığımızda 3 kere 5 15 17 yapar. Yani f'in tersi 17 eşittir 4'müş. Buradan f4'ün 17 olduğunu bulduk arkadaşlar. Gelelim g eksi 1 4. Şimdi burada da aynısını yapacağız. Şimdi g'nin tersi 4. O zaman şurayı 4'e eşitleyelim. Bakın 4x eşittir. 4 ise x 1'dir. Şurada da x yerine 1 yazdığımızda 2 kere 1 2 1 daha 3. Yani g 3 4'e eşitse g'nin tersi 4'te 3'e eşit olur. Bakın bunu da 3 olarak bulmuş olduk. Şimdi bunların çarpımını sormuş bize. O zaman 17 ile de 3'ü çarptığımızda 51 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Tanımlı f fonksiyonu biçiminde veriliyor. Buna göre b kaçtır denmiş. Tanım kümesinde r eksi 2 verilmiş. Bakın bu şu demek. Paydayı arkadaşlar 0 yapan değer 2'dir. Bakıyoruz paydaya. X eksi a. Demek ki a 2'ymiş. O halde f fonksiyonumuzu şu şekilde yazabiliriz. 2x artı b bölü x eksi 2. Şimdi arkadaşlar bunun tersinde de bu sefer tanım kümesi burası olacak. Şimdi tersini şu şekilde yapabiliriz. Bunun pratik yolu vardı hatırlayın arkadaşlar. Şimdi şu 2 ile buradaki 2 yer değiştiriyordu. İşaretleri de değişiyordu. O zaman 2x artı b bölü gene aynı şekilde x eksi 2 çıktı. Buradan ne gördük arkadaşlar? Buradan f fonksiyonuyla f'in tersi birbirine eşit çıktı. Bakın fx eşittir f eksi 1x'e. Şimdi bu şu demek. Bakın şuraya arkadaşlar. Burada f'lerin bazılarını ben f'in tersi yazarsam yani şu şekilde. Birinci f olsun. İkinci tersi olsun. Sonra üçüncü f olsun. Dördüncü tersi olsun. Bu şekilde gitsin gitsin gitsin. Arkadaşlar 13. f olsun.
14. f'in tersi olsun. İkili grup yapacağım. Sonra bu da 15. olsun. 15. f tek başına kaldı. Burada 6 var arkadaşlar. Eşittir 5'miş. Şimdi şunların ikili ikili grupların hepsi arkadaşlar birim fonksiyona eşittir. Şimdi bunların hepsini de 6 koyarsam arkadaşlar f 6 gene 6'ya eşit çıkar. O zaman tek şu kaldı bakın. Yalnız başına. F6 ne zaman 5 oluyormuş. F fonksiyonumuzda x yerine 6 yazarak arkadaşlar 5'e eşitleyelim. 2x artı b bölü x eksi 2 idi. O zaman x yerine 6 yazarsam 2 kere 6 12 eksi b bölü 6 eksi 2'den 4 eşittir 5 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 12 eksi b eşittir 20 çıkar. Buradan b'yi 8 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru tanımlı f ve g fonksiyonları biçiminde veriliyor. Buna göre a kaçtır denmiş. F'in tersi 0. Bu şu demek arkadaşlar. F'de x yerine ne yazarsam bu ifade 0'a eşit olur. Şimdi 2x artı 4 bölü x eksi 3'ü 0'a eşit dediğimizde buradan 2x artı 4 0 olur. 2x eksi 4 x de arkadaşlar eksi 2 çıkar. Bakın burasını eksi 2 olarak bulduk. Şuna bakalım. Burada da g'nin tersi eksi 1. Bu şu demek arkadaşlar. G'de x yerine ne yazarsam burası eksi 1 olur. Yani x eksi 2 eksi 1 ise arkadaşlar buradan x 1 çıkar. Dolayısıyla bu ifade de 1'e eşit. Eksi 2 ile de 1'in toplamı eksi 1'e eşit. Sol taraf eksi 1 çıktı. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Burada bakın bileşkenin tersi var. Bunu şöyle açarız. G'nin tersi bileşke, f'in tersi a. Düzenlediğimizde şöyle olacak. G'nin tersi f'in tersi a. Bu eksi 1'e eşitmiş. Bakın bunu bulduk. Bu ifade şöyle olur arkadaşlar. G eksi 1 eşittir. F eksi 1 a demektir. Şimdi g eksi 1'i bulalım. X yerine eksi 1'i yazdığımız arkadaşlar. Eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 olur. Bakın eksi 3 eşittir. F'in tersi a. Buradan da arkadaşlar f eksi 3'ün a olduğunu buluruz. Bize f eksi 3 gerekli. X yerine burada eksi 3 yazalım. 2 kere eksi 3 eksi 6 artı 4. Sonra eksi 3 eksi 3 eksi 6 yapar. Yukarısı eksi 2, aşağısı eksi 6. Sadeleştirdiğimizde de 1 bölü 3 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Uygun koşullarda tanımlı birebir ve örten f ve g fonksiyonları veriliyor. Olduğuna göre f'in tersi x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şurayı düzenleyelim arkadaşlar. Bu f bileşke g'nin tersi x eşittir x'miş. Şimdi bakın bu birim fonksiyon. Dolayısıyla arkadaşlar şurasının g'nin tersinin f'in tersine eşit olması lazım. Çünkü f bileşke f'in tersi birim fonksiyona eşitti. Bakın burada g'nin tersi f'in tersine eşitse o zaman gx de fx'e eşit demektir. Şurada gx gördüğümüz yere fx yazalım. Fx. Burası 2fx, 1fx de burada 3fx. 5fx de burada arkadaşlar. Şimdi 3fx sağ tarafa geçince 2 tane fx olur. 1 eksi 3x de sol tarafa geçince 3x eksi 1 olur. Sonra 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar fx fonksiyonunu biz 3x eksi 1 bölü 2 olarak buluruz. Bize f'in tersi sorulmuş. Buradan 3x eksi 1 bölü 2'yi y'ye eşitleyelim. 3x eksi 1 bölü 2 eşittir y iken içler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3x eksi 1 eşittir 2y olur. Sonra eksi 1 sağa gittiğinde 2y artı 1 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i 2y artı 1 bölü 3 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru. Dik koordinat düzleminde verilen f ve g fonksiyonları y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Buna göre f fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir? F ve g fonksiyonları y eşittir x doğrusuna göre simetrikmiş. O zaman bunlar birbirinin tersidir arkadaşlar. F'in tersi g'ye eşittir. G'nin tersi de f'e eşittir. Şimdi buradan gx fonksiyonunu bulabiliriz. Şimdi bu doğrunun eğimini bulalım önce arkadaşlar. Bakın şuradan bir dik üçgen oluşturuyorum şöyle. Şimdi şu yeşil doğru y eşittir x doğrusu. X'e eksi 4 verdiğimizde y'yi de eksi 4 buluruz. Bakın dik üçgenin yatay kenarı arkadaşlar 5 birim oldu.
Dikeykenarı ise 10 birim çıktı. O zaman eğim 10 bölü 5'ten 2'dir. Şimdi bir noktadan geçen ve eğimi bilinen doğrunun denklemini şu şekilde yazabiliyorduk arkadaşlar. Eğim eşittir y eksi y1. Bakın burada 6 noktasından geçiyor. Sonra x eksi 1. Şimdi buradan içler dışlar çarptığımızda 2x eksi 2 eşittir y eksi 6 olur. Y arkadaşlar 2x artı 4 olarak bulunur. Bu bizim gx fonksiyonumuz. Bize f fonksiyonu sorulmuş. F de g'nin tersiydi. Şimdi 2x artı 4'ün tersini bulalım arkadaşlar. Bakın buradan hazır direkt x'i çekelim. 2x eşittir y eksi 4 olur. Buradan x de y eksi 4 bölü 2 olur. Y yerine x yazdığımızda x eksi 4 bölü 2 olarak f fonksiyonunu buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. Dik koordinat düzleminde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre diyor bu değer kaçtır? Şu ifadeyi düzenleyelim. Burada tersi verildiği için f'in tersinin tersi f olacak. Bileşke g'nin tersi 4. Bunu bulacağız. Bunu şöyle düzenleyebiliriz. F g'nin tersi 4. Şimdi g fonksiyonu arkadaşlar burada. G ne zaman 4 oluyor? G ne zaman 4 oluyor? Sıfırdayken. O zaman burası şöyle olacak. F 0. F 0 ise arkadaşlar eksi 1'dir. Dolayısıyla şu ifadenin tamamı eksi 1'e eşit. F2'yi bulalım. F2 fonksiyonu da 0'mış. Bakın bunu da bulduk. 0. O zaman pay eksi 1 oldu. Paydayı bulalım şimdi. F'in tersi 1. Şimdi f fonksiyonuna bakalım arkadaşlar. Bakın şurada bir kelebek var. Şöyle. Şimdi şurası 2 birim. Burası da 2 birim. Şurası 1 ise burası da 1 olur. O zaman şu nokta 1 noktası oluyor. Şimdi f ne zaman 1 oldu arkadaşlar? F 4'teyken 1 oldu bakın. O zaman burası 4 olacak. G'nin tersi 0 sorulmuş. G ne zaman 0 oluyor? G de 5'teyken 0 oluyor. O zaman burası da 5 olacak. Payda da 4 eksi 5'ten eksi 1 olur. Eksi 1'i de eksi 1'e böldüğümüzde artı 1 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. Uygun koşullarda tanımlı birebir ve örten f ve g fonksiyonları veriliyor. Olduğuna göre f4 kaçtır denmiş. Şurayı düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle olacak. G'nin tersi bileşke f'in tersi x eşittir 5x eksi 2. Şimdi burada g3 4 ise arkadaşlar. Bakın g'nin tersi 4 3'e eşit olur. Bize f4 sorulmuş. O zaman şöyle olacak arkadaşlar. Bunu x'e eşitlersem f'in tersi x eşittir 4 olacak. Şimdi bakın şurada görüldüğü gibi f'in tersi x buraya 4 yazarsam şurası da 3'e eşit oluyormuş. Bakın g eksi 1 4 3'e eşitti. O zaman 5x eksi 2'yi 3'e eşitlersem x'i bulurum. 5x buradan 5 olur. X de 1 çıkar. Doğru cevap C şıkkıdır.